Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd, assalamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Asrarul uzama, uluğlarının sırları de namlanadigan dersimizde, bana navbattakisi, uluğlarımızın sırları. İslamımız tarihinde yaşayıp ötken uluğ ajdatlarımızın şahsiyetleri hakkındaki dersler. Ularni mana shu yuksaklikka, ulug'likka olib chiqqan sirlar haqida bahs qilamiz. Ko'pchilik yoshlarimiz bu ulug'larimizni ismlarinigina biladi. Ularning qilgan ishlari, ularning mehnatlari, ularda qoldirgan ulkan meroslaridan xabari yo'q. Bugungi suhbat qiladigan mavzuimiz Imom Jalil Abu Zakariyo Muhyiddin Sharaf An-Navaviy rahmatullohi alayhi haqida bo'ladi. Shofiyai Ash'ari İmam-ı Nevavi, bu kişi Şafii mezhebinde bo'lgan, akidada Eş'ari maktabida bo'lgan. İlim bilan mashg'ul bo'lgan musulmon borki, uni uyida albatta İmam-ı Nevavi'ni bitta bo'lsa ham kitobi bor. İmam-ı Nevavi. İmam-ı Nevavi haqida so'z ocharkamiz, birodarlar, Alloh taoloning qabuliyati qanday bo'lishligini ko'ramiz. Alloh bir bandadan uni qilayotgan amalini qabul qilganligini faqat o'zi biladi. Ama ulamalar aytadi, şu kabul qilayotganligining alomati bor, şu alomatlardan bittasi, odamlarning qalbida qabuliyat ochiladi. Odamlarning qalblaridan joy oladi. Odamlarning orasida bu insonlarning qilgan amallari yoyiladi. Ve odamlar bu kishidan olgan narsasidan foyda topadi. İmom Navaviy mana shunday bir Allohning valilaridan ediki, u kishining qilgan ishi o'zini asridagilarga ham foyda qilgan. Yeryüzde tarqadı musulmanlar arası da hazır yükün diyem. Fayda kılıyaptı buradalar. İnşallah kıyamet geçe musulmanlara faydası diyeceğim. Demek Allah bir bandadan amellerini kabul kılıyken yine bitti alameti adamlarda kalbiye yol açılışlığı. Ahli ilimlerden köpçülüğü muhaddisler arba'iniyyat, kırıktalik hadisler macmuasını köp yazgan. Arba'ina hadis-i nebaviyye, Arba'in ahadisul kudusiyye, juda ko'p ulamalar 40 tali hadislerde toplab yazışken. Peygamberimiz aytganlar, kim meni ümmetim için 40 tali hadisi yod olsa, kıyamet günde şu ümmetimki şafaatim boladı degen. Şundan kep çıkıp durur, ulamalar juda ko'p 40 tali hadisler camlagan. Lekin İmam-ı Nevavi'nin hem, bana şu Arba'in niyetlerde uzun kıssası var, Arba'in-i Nevavi'ye 40 tali hadisi var. Bu toplamda okumagan ahli ilim bulması gerek. Arba'in-i Nevaviyye, Müslümanlar da orası çünkü keng köp tarqadı ki, huddu başka Arba'in-i'ler bulmayan edik. İmam-ı Nevaviyye'nin bana şu kitabı buradalar, bütün yeryüzü boyla Müslümanlar da kolda tarqap getti. O kişinin muhtabar kitaplarda yana bittesi, Riyaz-ı Salihin. Salihlerinin bağı, salihlerinin gülşeni. Her bitti Müslüman düğü de, Kur'an var, Mushaf, yanbaşı da Arba'in-i Nevaviyye var. Demek bu kişinin Allah-u Teala amalını kabul kıyanlığı bu dalil boladı. Buradalar bana şu talibi ilimlerine tavsiyemiz İmam-ı Nevavi'nin bana şu Riyaz-ı Salih'in kitabını okuyduk. Hama hadisler içinde sahih. Ve bir çırali bir tartıp bulan bablab koyulgen ki onda fikhge taluklik, akideye taluklik, ahir zaman Allah'ınlarge taluklik. Umuman siz bilen biz bilişimiz gereği bugün ilimlerde hamması bab kılıp cahil koyulgen. Buradalar mana shuncha ilmda ummatga foydali qilib qoldirib ketganligi Imom Navaviyni ixlosiga, u kishini barakotiga dalolat qilmaydimi? Imom Navaviy kim edi? Suriyaning Xoronida Navo deb nomlanadigan shahar bor. Imom Navaviy mana shu joyda 631 hijriy yilda dunyoga keldi. Shuning uchun Imom Navaviy deb turib shu joyga nisbat qilindi. 19 yoshida Damashqqa ko'chib ketgunga qadar mana shu joyda yashab turdi. İmam-ı Nevavi ilimge qattiq berilgan insan edi. Özü haqida aytadi. Dikkat qilinglar talibi ilimler. Dikkat qilinglar kitap okuyakanlar. Dikkat qilinglar üniversitede medisinani, arxitekturani, yurisprudensani okuyakanlar. Talibi ilim qanaqa bo'lishligini. Alloh yorlaqagan, Alloh qo'llagan, ixlosli talib qanaqa bo'lishini ko'rib turinglar. Özü haqida aytardi İmam-ı Nevavi. Her kuni Şayhlarının şarh ve tasihten ibaret 12'te dersiye hazır bol aradım. Vasitten 2'te ders, muhazzaptan 1'te ders,
İslahul mantıktan bitti ders, lugattan bitti ders, tafsirden bitti ders, usulü fikhten bitti ders, asma-i ricaldan bitti ders, usulü dinden bitti ders. Her günü 12'de derste katnaşardı. Künüge 12 saat ders okup 7 yıl üzülmeyen. 7 yıl tınımsız 12 saat her günü ders. Bu kanaka sabır, kanaka takat, kanaka Allah adı bir kollaşlığı. Biz kimler hakkında ders okuyakenimizi bir mülahaza görelim. Kariler kanaka adamlar boyan. Üçüncün uladı ismi tarihte kaldı da. Gireyim. Bana şu tartıp bilen buradalar. 7 yıl üzülüksüz 12 saat derste katlaştı. Yani bundan taşkarı. Sihah sitlerini yad bilgen o kişi. Neşte hadis bilasın. Sorup göreyim de özünüzden. Yaddan. İmam Buhari, Müslim, Abu Davud, Tirmizi, İbn-i Mace, Nasai. Sihah sitlerini yaddan bilgen. İmam-ı Malik'nin muattasını yaddan bilgen. İmam-ı Şafii'nin musnadını yaddan bilgen. İmam-ı Ahmet'nin musnadını yaddan bilgen. Ha bu ensiklopediya yok bu. Bu özü bütün bir camiyet-i İslamiye yok bu. Lekin 45 yıl ömür görgen bu kişi. Allah ömrüge berekat bergen. 45 yıl. İmam-ı Nevevi'ni kolada son sanatsız alimler, hafız-ı Kur'anlar, boşluklar ilim okurgandı. O kişinin kolada cüde köp kişiler fakih bulup terbiye taptı. Yerin yüzüne türlü kısmıdaki Müslümanlar İmam-ı Nevevi'ni kitaplardan ülken fayda alıştı ve hazırlama alışı yaptı. Buradalar o kişiler kitap okudu degenimizde bizge o bir katar kitap da oku koymagen. Eşittirin. Kitap tıkan diye okuyagenliğe bitti sözünü misal kılamız. Kemal Al-Asfavi özünü Al-Badr nomli kitabı da şunu dedi. İmam-ı Nevevi Al-Vasit kitabını nakıl kılıçta da münakaşa kılındı. Al-Vasit Şafii mezhabiga taalluqli kitap Abu Hamid Gazzoli yazgen bunu. İmam-ı Gazzoli yazgen. Şu Al-Vasit'te kançalar bilasız degen manada münakaşa kılıngeni de İmam-ı Nevevi etti ki, sizler men bilen Al-Vasit'te münakaşa kılasılar mı? Vallahi men onu 400 metre mutalaka yemmen dedi. Bütün başlığı Al-Vasit kitabını 400 metre okuyen eken. Biz 20 metre kitabda 1 metre oku bitteden okuyen miyiz mi? 30'da kitabda 1 metreden okuyen miyiz mi? Üçüncün akeler. Hum rical ve nahnu rical. Abu Hanifa'yam, İmam-ı Şafi'yam, İmam-ı Nevavi'lerim erkek kişi bakken bizim erkek kişimiz. Onlarım ilimli bakken bizim ilimliyimiz deyken de bu sözüyle okşa yaptı ilimli deyken de sözüyle. Şunlarda kam ilmiler. Sizler bana şu adamlarda kam ilmiler var mı? İmam-ı Nevavi, brotherler, Aş'ari akidesini uşagen. İmam-ı Şafi'yi mezhabını uşagen. Kazil Kuzal Badruddin cemaatinden rivayet kılınadı. İmam-ı Nevevi'de uykusu hakkı da soradı. Kaçan okuluyorsunuz, kança okuluyorsunuz. İmam-ı Nevevi'ye dedi, eğer kitap okuyken bulsam, uyku yengeçte başlayken bulsa, kitap geçince suyanıp durup, arkada taşa geçip suya koyan kitapla geçince suyanıp, közümü az yine yumamanda, şu özü kifaya kılar dedi. İmam-ı Nevevi'ne üye, Ravahiye medresesindeki bir kiçkine hücreydi. Bu Damaşk'ta Ümmevilerin camiyesi yapıştırıp kurulgen bir camiyede bana şu cihazı istikamet kıyken. O kişi bitti hanede yaşayan kiçkine gene hane şuna kadar kitaplarla tolgen. Taşyalar diyem, ana şu stolun üstü diyem, yer diyem kitaplar şimdi toldu durardı ki tınımsız kitap okurdu bu kişi. Eğer hanesi ki brant adam ziyaret kıyken ikirse yerdeki kitaplarda sürüp duruşluk gerekirdi oturuşluk için. Şu derecede kitapla maşgul oldu bu kişi. İmam-ı Nevevi üylenmeyendi buradalar. Ama o kişi özüden ki farzat kaldırma yanı bilen, özüden ki bana şimdi bir ülken ilimde kaldırdı ki, o sebeplik, bu uluğ şeyhinin ismi hala henüz hürmet bile zikir kılınadı. Müslümanlar nitelede. Ve kıyamet geçe inşallah zikir kılınadı. İmam-ı Nevevi'nin kitaplarından, en katta talifatlarından Al-Alim kitabı, Macmu kitabı, Şehrazi'nin Şarhul Muhazzabı, Ravzatü Talibin, Minhacü Talibin, İmam Müslim'nin sahihi yazılgen şarh. En zor şarh bana şu buladı. Sahih-i Müslim'e yazılgen şarh. Bostanul Arifin, Tibyan fi adabi hamaletil Kur'an, İmam-ı Şafii'nin manakibleri, Erbauna Nevaviye, Riyaz-ı Salihin, Azkar. Eğer bu kişinin
yozgan kitoblarni hammasini bittadan atana aytib chiqamiz desak, birodarlar, bitta darsimiz kifoya qilmaydi. Mana shu Al-Azkor kitobi haqida aytadi, zikrlar, duolar. O'zini dindor sanagan kishi bu kitobdan behojat bo'lmaydi deb aytardi. Ya'ni kunda o'qiladigan duolar, zikrlar, virdlar. Bu kitoblarni bari birodarlar. İmam Navoiy o'zini qo'li bilan yozgan daftarlardan mingtasini o'chirishga buyurgandan keyin qolganlari shuncha. Mingta daftari bo'lgan katta-katta daftari yozgan narsalarni o'chirishga buyurgan ekan. Nima uchun? Nima uchun? Mana shu vazifani bajargan İmam Navoiy shu buyrug'ini bajargan Ibn Attor aytadi. İmomda buyrug'iga xilof qilmasdan daftarlarni o'chirdim, mingta daftarini. Ammo qalbim hasrat alamda qoldi deydi. Nima uchun o'chirgan edi? İmomi Navoiyning nazarida puxta bo'lmagan edi. U kishining nazarida kamchiligi bor narsalar edi. Mingta daftarni yozishni o'ylab ko'ring birodar. Mingta daftar birodarlar. Shuning uchun o'zimizni ustun qo'yayotganda, o'zimizni bilimli sanayotganda bularning kimligini ko'rib qo'yaylik. Kimlar bilan o'zimizni tenglayotganimizni bilib qo'yaylik. Endi İmom Navoiyning ilmi qanchalar yuksakligini tasavvur qiling va mana shu ilmni daftarga tushirishlikka ketgan vaqtini qanchaligini bir fikr qilib ko'ring. İmom Navoiyning kitoblari hadis, fiqh va boshqa ilmlar ustida edi. Alloh taolo u kishining kitoblariga g'ayrioddiy qabulni ato etdi. İmom Navoiy uylanmagan edi va mana shu narsa shuncha ilmni o'qib o'rgatishligiga yordamchi bo'ldi. Ha, o'zi uylanishlik kerak. Payg'ambarimizning sunnati tavozun bo'lish kerak. Lekin bu kishi uylanmagan ekan. Ammo uylanmaganiga yarasha birodarlar, farzand zurriyot qoldirmaganiga yarasha shunaqa ilm qoldiribdiki, mana shu paytgacha nima qilyapmiz? İsmini yaxshilik bilan zikr qilib kelyapmiz. 1000 yil bo'pti salkam bu kishining o'tganiga. Yeyish ichishiga ham qattiq e'tibor qilmas edi bu kishi. Faqir edi. Hech qachon ikki xil ovqatda o'tirib bir marta yegan emas. Go'shtni bir oyda bir tanovul qilar edi. Hayoti ilm uchun edi. Boshqa narsa uchun ovora bo'lganida mana shuncha ilmga ega bo'lib qoldirib ketgan bo'larmidi? Yo'q. Bir kunda bir mahal ovqatlanar edi. Xuftondan keyin. İçadigan bir ichimligi bo'lsa, subhdan keyin ichardi. Boshqa payt kitob, kitob, kitob. Onasi xoronning anjiridan yoki uyda pishirilgan biror narsani yuborsa, shu kuni valima bo'lib ketar edi. Ozgina pishiriq kelsa, shu kuni bayram bo'lib ketar edi. İmom Navoiyning yashaydigan joyi madrasani burchagidagi bitta hujra deb aytdik. Aytadiki, 2 yil hujramda yonboshlab yotmadim deydi. Kitob o'qiyotganda uyqu kelib ketsa, shunday ko'zini yumib turib, shunday kallasini qo'yardi kitob ustiga. 5 minutmi, 10 minut uxlardi, turardi shu narsa, yana kitobini o'qib ketaverardi. Shuning uchun o'zini ishtihodli, g'ayratli degan ilm talabidagi ukalarimiz bir taqqoslab qo'yaylik. Yerga tushaylik lekin. Ha, ehtimol tengi tushlarimiz ichida zo'r o'qigandirmiz, tengi tushlarimiz ichida zo'r qoradirmiz, lekin ko'rib qo'yaylik. Biz mashinalarga taqqoslaylik o'zimizni. Inekin kibrga berilmaymiz. Mana shunday oddiy faqirona kun kechirishi bilan Damashqdagi Darul Hadisul Ashrofiyaning raisi martabasiga yetdi. İmom Navoiy o'zini asrini eng ko'zga ko'ringan ulamolaridan, shayxlardan 20 tasida ta'lim oldi, turli ilmlarda. Ulardan faqatgina ilm o'rganmadi, quruq ruhoniyatni, xulqni, odobni o'rgandi. Hanbali olimlaridan Abu Abdulloh ibn Abil Fath aytadi, bir kecha Damashq jome masjidida edim. Shayx qorong'ida bir ustunda oldi turib namoz o'qirdi. Yaqinrog'iga keldimda qaysi oyatlarni o'qiyapti kim deb quloq solsam, astagfirullah, vaqifuhum innahum mas'ulun oyatini o'qirdi. Ya'ni Alloh taolo qiyomat kunida kofirlarni farishtalarga aytadi: "To'xtatib turinglar. Albatta ular hali so'ralguvchidirlar. Dunyoda qilgan ishlari haqida albatta so'roq-savol bo'lmasdan turib do'zoxga qirg'itilmaydi ular." Shu oyatni tong otguncha takrorladi. Vaqifuhum innahum mas'ulun. İmom Navoiy o'sha umrini avvalida tabobat ilmiga qiziqib qoldi. Tib ilmini o'rganmoqchi bo'ldi-da, Ibn Sinoning Al-Qonun degan kitobini olib kelib, tibni o'rganmoqchi bo'ldi. Aytadi, shu kitobni olib kelib qo'yishligim bilan parishon xotirlik kallamga kirdi. Biror narsani qilishga qodir bo'lmay qoldim. Sababi haqida o'ylana boshladim. Alloh taolo qalbimga ilhom berdi. Mana shu tabobatga kirishganligingdan degan ilhom keldi.
Sonra şu kitabı alıp sattım. Tababatga tegishli bo'lgan boshqa narsalarni yo'q qildim, yana Alloh taolo qalbimga nurni qaytarib berdi dedi. Imom Navaviy tababatga kirdi, Alloh taolo olib qo'ydi bu yerga holatni. Ya'ni nima qil diniy ilmini o'qi degandek. Sinovlar. Ulug' insonlarni ulug'ligini bildiradigan ishlardan bittasi ularga sinov kelsa, ularga imtihon kelsa, mana shu sinov imtihonlarda taslim bo'lmaydi, sobit turadi o'zini manhajida. İzz ibn Abdüssalam'ı sultanlarga kıyan vaazı, onlarda münkerden kaytarganligini eşittik, kandiye boyganligini. İmam-ı Navaviye hem, ana şu zamanadaki mamluklardan bo'lgan padişah, Zahir Beybars zamandan sınav geldi. İmam-ı Navaviye bu sınavdan çırali surat döttü. Zahir Beybars, Mısır yerinin sultanı, yani Şam'ın bir kısmıki sultan, halktan aladigan sağlığıga koşumça ziyada sağlığını alışı yakıda hüküm çıkardı. Atrafıdaki ulamalardan, maşayihlerden hükümüge imza aldı. Yani ula fatva bir işte. İmam-ı Navaviye'ye apkigen payıttı, İmam-ı Navaviye kol koymadı. İmza çekmedi. Sultan Nalga çakırıştı. Sultan soradı. Bu hükümünü hemen ulamalar kabul kılıp imza çekişi verdi. Siz mi imza çekmediniz dedi. İmam-ı Navaviye'ye etti. Batıl fatva verişti sizge. Adamlardan ortiqcha molni olishga haqqi yo'q dedi. Sultan nimaga? Axir men uni davlat ishi uchun ishlataman u. Haqiqatan hali salchilar bilan bo'layotgan urushlar bor, hali futuhatlar bor. Shunga ishlatishlikka haqqi bor. Imom Navoiy aytdi, "Ha, qo'shimcha molni olishlikka haqqingiz bor, faqat sharti bor" dedi. Nima u sharti? Qani sultonga gapiryapti, podshoga gapiryapti. Birinchidan baytul molning ichidagi hamma pul ishlatib tugatasiz. Baytul molda pul qolmagan bo'lish kerak. Ikkinchi sharti. Siz o'zingiz, ayollaringiz, joriyalaringiz, mamluklaringiz, amirlaringiz haqiqlardan oshchasini olgansizlar baytul moldan. Shu baytul moldan olgan oshcha pulni qaytarib qo'yasizlar, shundan keyin odamlardan ziyoda mol olsanglar bo'ladi dedi. Yani özünüz ve atrafınızdakiler huzur halavatta kençiliğinde turup başkalardan aşıca malda alışlıkça hakkınız yok dedi. İmam-ı Navaviy bana şu hak sözünü Sultan Beybars'a şart şart aydı ki meclisten çıkıp gitti. Sultan Beybars aydı bu adam mı dedi, bu fakih ne? Mansabıdan alıyorlar, maaşıyla vermeye koyuyorlar dedi. Doğru adamlar, ha bu kişinin çanaka mansabı yok, yine bizden maaşa mamiydi bu adam dedi. Beybars tirishligini mi bo'ladi? Dedi. Otasi yuborilgan narsa bilan tirishlik qiladi dedi. U kishining tirishligi bir mahal ovqat yeradi. Bir mahal ichadigan ichimligini ichardi, boshqa payt kitobi bilan dedi. Dunyoga bog'lanadigan hech narsasi yo'qdi, birodarlar. U kishining shogirdi Abul Abbos ibn Faroh aytadi. Shayx Muhyiddin Imom Navaviy 3ta ulkan martabaga erishdi. Agar ana shu 3ta martabadan bittasi bitta odamda bo'ladigan bo'lsa, odamlar atrof afoqdan kelib uni ziyorat qiladigan odam bo'lar edi. Nima edi 3ta martaba? Ilm va uning vazifalarini qoyim qildi. Ilmni haqqini ado qildi. O'rganishda ham, o'rgatishda ham. Ikkinchi martabasi dunyodan zohid behojat bo'ldi. Qani oddiy kiyingan, oddiy ovqat yegan. Uchinchisi amr-i ma'ruf, nahi münkerini qoyim qildi dedi. İmam-ı Navaviy o'ta haybatli, vaqorli inson edi. U kishidan odamlar haybatlanishardi. Abu Zakariya, Muhyiddin Sharaf ibn Mari an-Navaviyning ilmi xabari atrof-afoqqa tarqadi. Ahli ilmlardan katta bir jamoa ham qila olmaydigan ishni İmam-ı Navaviy yolg'iz o'zi qildi. O'zidan keyin ulkan ilmiy merosni qoldirdi. 45 yoshga kirib vafot etdi. Ammo mana shu 45 yil Alloh taolo barakotli qilgan yillar edi. Agar yozib ketgan kitoblarni sanab o'tadigan bo'lsak, bitta dars yetmaydi deyapmiz. O'chirib tashlagan daftarlari 1000 ta daftar bo'lsa, u kishining ilmi faqatgina o'zini asridagi musulmonlargagina emas, shu kunimizdagi musulmonlarga ham ulkan foydasi tegdi va inshaalloh qiyomatgacha keladigan musulmonlarga foydasi tegadi. Alloh azza va jalla Abu Zakariya Muhyiddin an-Navaviyni rahmat qilsin. Siz bilan bizni u ulug' zot bilan birga
Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in meclisi de Firdevs-ül Ağla'da cemleyen basın. Akulu kavli hâda ve astagfirullah aleyhi ve lekum.